Göçmen krizi ve göçmenlere yönelik davranışlar Amerika Birleşik Devletleri'nin her zaman en önemli sorunlarından biri oldu. ABD ve Meksika arasındaki yaklaşık 3200 kilometrelik sınır, iki ülke arasında dünyadaki en uzun 10. kara sınırını oluşturuyor. Meksika, Kanada ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin iki önemli komşusundan biri. Hemen arkamızda bulunan geçiş noktasında olduğu gibi onlarca nokta Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika arasındaki yasal geçişleri sağlıyor. Ama asıl sorun buradaki yasal geçişlerden ziyade binlerce kilometre üzerindeki kaçak göçmen geçişleri. 2021 yılı da bu anlamda rekorlarla, çarpıcı sonuçlarla geride kaldı. Son 20 yılın en yoğun göçmen akını yaşandı. Yaklaşık 2 milyon kişi sınırı kaçak yollardan geçmek isterken ABD'li güvenlik kuvvetlerince yakalandı. 500 binin üzerinde göçmen ise kaçak yollardan ülkeye giriş yaptı. Milyonlarca Latin Amerikalı'nın en büyük hayallerinden biri de işte Meksika sınırındaki bu bariyerleri geçip Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir hayata başlayabilmek. Ama onların birçoğunun hayalleri ya ölümle ya da büyük bir insanlık dramıyla son buluyor. 2021 yılında en az 650 kişi sınırı geçmeye çalışırken hayatını kaybetti. Binlercesi ise zor şartlar altında insanlık dramının parçası oldu. Çocuklarını bariyerlerin üzerinden atlatanlar dünyanın gündeminde yer aldı. Sınırdaki göçmen merkezlerinde insanlık dışı uygulamalar yaşandı. Kaçak göçmenlerin yakalandıktan sonra getirildikleri işte bu gözetim merkezleri de her zaman tartışma konusu oldu. O göçmenler işte bu binalarda tutuluyorlar günlerce ve tartışmanın en önemli konularından biri 100 kişilik alanlara binlerce kişinin yerleştirilmesi ve kadınların, çocukların zaman zaman tacize uğraması. Biden-Harris ikilisi sorunun çözümü konusunda büyük umutlarla göreve gelirken birçok kişi 2022 yılında durumun daha da karışacağını düşünüyor. Şimdi